Birce Akalay. O doğduğunda takvim yaprakları 19 Haziran 1984'ü gösteriyordu. 4 kuşaktır İstanbullu olan Sercan Bey ve Yasemin Hanım'ın çocuğu olarak İstanbul'da doğdu. Babası iş insanı, annesi ise ev hanımı olan Birce Akalay evin tek çocuğuydu. Anne ve babasının göz bebeğiydi. Katı kuralların hakim olduğu değil, özgürlükçü bir ailede büyüdü. Birce Akalay, El Ele dergisine verdiği röportajda çocukluk günlerini ve ailesini şöyle anlatıyor. Annem kendimi bildim bileli ev hanımıydı ama formatı biraz değişiktir onun. Aktif siyasetle uğraştığı uzun bir dönemde oldu. Türk sanat müziği ile de Ebru da yaptı. Çeşitli derneklerle varlık da gösterdi. Hayatını bana adamıştır. Babam ise beyaz eşya, klima ve havalandırma sistemleri üzerine İstanbul'un ilk teknik servislerinden birini kurmuş vakti zamanında. Hala da aynı işi yapıyor. Biz hep tam manasıyla demokratik bir aile olduk. 3 kişi olmamızdan sebep harika bir çekirdektik. Çok küçük yaşta fikri sorulan, fikri değerlendirilen bir çocuktum. Kararlarıma her daim saygı duyuldu. Yanlışsa yanlış olduğu anlatıldı fakat asla dikte edilmedi. Kurallar yok muydu derseniz elbette vardı. Bu sayede disiplin edindim. Her daim yeteneklerimi görmeye gayret edip bana bu anlamda destek olmuşlardır. Hepimizin olduğu gibi onun da çocukluk yıllarında unutamadığı ve hafızasından silinmeyen olaylar oldu. Birce Akalay bunlardan birini El Ele dergisine verdiği röportajda şöyle anlatıyor. Körfez Savaşı zamanı. Haydarpaşa'daki Selimiye kışlasından yanlışlıkla savaş sireni çaldı. Okuldaydım. Savaş tatbikatları yapılırdı o zamanlar. Ama hiç gerçek siren duymamıştık. Sadece 10 Kasım'larda canım atamı anmak için. Tek hatırladığım o dönemde televizyonda, akşam ajansında, gece görüşlü kameralardan savaş uçaklarının havai fişek gibi yeşil ışıklarla bir yerleri vurduydu. Dersteyiz. Siren çalmaya başladı. Tatbikat değil, gerçekti. Önlüğümüzün göğüs cebindeki kumaş mendillerimizi ağzımıza kapatıp çift sıra halinde koşmadan ama hızlı adımlarla okulun bodrum katına indirildik. Hepimiz çok korkuyorduk. Öğretmenimizin yüzündeki ifadeyi hiç unutmam. Tek korkum o yeşil ışıkların artık bizim evlerimizi vurmasıydı. Ne yapardık o zaman? Nereye giderdik? Çocuk aklımla o kadar çok şey düşündüm ki. Neyse ki bir süre sonra öğrendik ki siren yanlışlıkla çalmış. Annemin okul bahçesinden beni alışı, o nefes nefese beti benze atmış hali hala gözümün önündedir. Birce Akalay'ın sanat yolculuğu yürümeyi öğrendikten kısa bir süre sonra başladı. Henüz 3,5 yaşındayken baleye başlayan Birce'nin bu macerası tam 13 sene sürdü. Ancak 16 yaşındayken yaşadığı sakatlık yüzünden en büyük aşkı olarak gördüğü baleyi bırakmak zorunda kaldı. Hayali baş balerin olabilmekti. Sakatlandıktan sonra bir daha asla hayal kurmayacağım diyen Birce'nin sahneleri bırakmaya hiç niyeti yoktu. Özel bir okulda liseye devam eden Birce, burada ne kendini gösterecek ne de kendini geliştirebilecek bir alan vardı. Bu yüzden yönünü güzel sanatlara çevirdi ve Pera Güzel Sanat Lisesi'nde okudu. Baleden sonra tiyatroya yönelen Birce, 2003 yılında okul ikincisi olarak diplomasını aldı. Eğitim hayatı İstanbul Üniversitesi Tiyatro Eleştirmenliği bölümünde devam etti. Fakat burada da umduğunu bulamayan Birce Akalay, ikinci yılında kaydını dondurdu, bir sene sonra da okulu bıraktı. Sonra ise televizyon kanallarında çalışmaya başladı. Zarafeti ve güzelliği fark edilmeyecek gibi değildi. Çevresi sürekli güzellik yarışmasına katılmasını öneriyordu. Başlarda ne kadar sıcak bakmasa da ikna oldu. Birce Akalay, El Ele dergisine verdiği röportajda güzellik yarışmasına nasıl katıldığını şöyle anlatıyor. Aslında tesadüf. Çocuk yaşlarımda mahallede hep söylerlerdi. Ben de bir heves bizimkilere giderdim. Bacak kadarım o zaman. Annemle babam hep aynı cevabı verirdi. Önce okulunu oku, ondan sonra yine istediğinde biz de destek oluruz. Gel zaman git zaman, ergenlik dönemi çirkin ördek yavrusu olduk tabii. Daha da sonra bu bahis öylece kapanıp gitti. Yıl 2004, o zaman İstanbul Üniversitesi Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji bölümündeyim. Okulun hiyerarşisine sinirimden ikinci dönem okulumu dondurmuştum. Yılların okul yorgunluğuna inat, kendime özel tatildeyim. Her yerde yarışmanın tanıtımları sürekli karşıma çıkmaya başladı. O zamanlar da her şeyi anlamlandırıyoruz. Hadi dedi bir arkadaşım. Dedim ki olmaz. O da dedi ki olur. Sonra anneme söyledim.
ufak bir git gel yaşadık. Sonra çıkan sonuç, aman olmazsa olmaz, eğlence olur bize de oldu. Babam ilk başta ona sormadan başvurduğumuz için tepki gösterse de sonra şahane destek olmuştur. Ve üçüncü oldum. Öyle işte, tamamen bir tesadüf. Türkiye'de üçüncü olan Birce Akalay, Avrupa'daki yarışmada ise yarı finale kadar yükseldi. 2004-2007 yılları arasında spor spikerliği yaparak ekranlarda kendini gösterse de onun asıl isteği oyuncu olmaktı. Tiyatro hiç ayrılmak istemediğim oyun bahçem diyen Birce Akalay, konservatuvar için yeniden üniversite sınavlarına girdi. Yaş itibarıyla 20 yaşını geçtiği için devlet konservatuvar için şansını kaybeden Akalay, Haliç Üniversitesi Konservatuvar Tiyatro bölümünü kazandı. 2007 yılında eğitimi devam ederken Kader adlı dizide Lamia karakterine hayat verdi. Bu dizi onun televizyondaki ilk oyunculuk deneyimi oldu. Her ne kadar başrol oyuncusu olarak karşımıza çıksa da bu dizide başarısız olduğunu söylemekten hiç de gocunmuyor. Ünlü oyuncu Hürriyet'ten Onur Baştürk'e verdiği röportajda şunları söylemişti. Profesyonel çalışma hayatımdaki ilk dizimde fena halde başarısız oldum. Hoş, işin kendisi de başarısız olmuştu ama payıma düşeni gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Bir iki başarısız başrol denemesinden sonra dizilerden bir süre elimi eteğimi çekip okuluma devam ettim. Hep derim, eğer o işler tutsaydı ve hızlıca bir yerlere gelseydim, belki o yaşta hazmetme sorunu yaşayabilirdim. Böylece insanın kendini geliştirme yolculuğunun ölene dek süreceğini de çok daha geç öğrenebilirdim. Yine eğitiminin devam ettiği günlerde televizyon dizilerinin yanı sıra sinema filmlerinde de oynadı. Güzel oyuncu 2008 yılında Son Ders, Aşk ve Üniversite filmiyle beyaz perdeye adım attı. 2010'da Haliç Üniversitesi'nden mezun olan Birce Akalay, aynı yıl Yer Gök Aşk dizisinde Murat Ünalmış ile birlikte başrolü paylaştı. Kariyerindeki asıl çıkışını bu diziyle yapan Birce Akalay, parlak bir geleceğe sahip olacağının sinyallerini verdi. 2011'de ise dizide başrolü paylaştığı Murat Ünalmış ile nikah masasına oturdu. Ancak bu evliliği bir sene sonra sona erdi. Yer Gök Aşk'tan sonra Ben Onu Çok Sevdim dizisinde oynayan güzel oyuncu, 2014-2015 yılları arasında Küçük Ağa dizisinde Sinem Sipahi karakterine hayat verdi. Başarılı oyuncu, Küçük Ağa dizisinde başrolü paylaştığı Sarp Levendoğlu ile 2014 yılında Dünya Evi'ne girdi. 2017'de ise boşandı. O her ne kadar magazinden uzak kalıp sadece oyunculuğu ile gündeme gelmek istese de özel hayatı da hep merak edilen bir isim oldu. Ünlü oyuncu, gerçek aşk bir kez mi yaşanır sorusuna şu sözlerle yanıt vermişti. Bunun cevabını vermeyeceğim, bilmiyorum. Çok yanlış birine soruyorsunuz. İki kere evlenmiş bir kadınım. Aşkın bir kere yaşandığına inansam neden iki defa evleneyim? Belki de hissettiğim şeyin aşk olduğunu düşünüyorum. Ama aslında yanıldığım için evlenip evlenip boşanıyorum. Onu da bilmiyorum. O yüzden bu soru yanlış adres. İki kez evlenip boşanan Birce Akalay, Hakan Gence'nin "Bir daha evlenir misiniz?" sorusuna ise şu yanıtı vermişti. Hepimizin parmak izi farklı. Hayatta farklı şeyler isteyebiliyoruz. Farklı şeyler isterken bir arada kalabilmek bir hüner. Şu an böyle bir şeye kalkışabilir misin dersen, çocuk sahibi olmaktan bile ürktüğümüz, doğal kaynakların yok olduğu bir dünyada bu zamanda hala ister miyim bilemiyorum. Şu an hayatta kalmaya ve iyilik bulaştırmaya çabalayabiliyorum. Bu kadar gücüm kaldı. O yüzden evlilik fikri şimdilik korkutuyor. Birce Akalay 2018 yılının sonlarına doğru Ağlama Anne adlı dizide rol aldıktan sonra bir yıl boyunca herhangi bir projede yer almadı. Bu sırada Haliç Üniversitesi Konservatuvarı Tiyatro bölümünde öğretim görevlisi olarak dersler verdi. En büyük tutkusu olan tiyatroda da önemli işlere imza attı. 2017-2019 yılları arasında Yedi Kocalı Hürmüz'de oynayan Birce Akalay, sonrasında da Keşanlı Ali Destanı ve Hırçın Kız adlı oyunları sahneledi. Babil ve Son Yaz dizilerinden sonra televizyona ara veren Birce Akalay, dijital platformların önemli projelerinde yer almaya başladı. Toplumsal konularda sessiz kalmayıp tepkisini en yüksek sesle dile getiren Birce Akalay, özellikle ülkemizin kanayan yarası olan kadına şiddet konusunda da oldukça hassas. Kadına şiddeti onaylayan hiçbir yapımda yer almam diyen Birce Akalay, 2022 yılında Netflix'in önce Kuş Uçuşu, sonra da Mezarlık dizilerinde rol aldı. Kuş Uçuşu'nda güçlü bir kadın karakteriyle karşımıza çıkan Birce Akalay, Mezarlık dizisinde ise
kadın cinayetlerini araştırmak için emniyet bünyesinde yeni kurulan birimin başına getirilen önem başkomiser rolünü canlandırdı. Yani seçtiği projelerde bile hayata olan bakış açısından ve dünya görüşünden asla ödün vermedi. Zaten sosyal medya hesabından sık sık bu konuyla ilgili tepkilerini dile getirmeye devam ediyor. Aynı zamanda paylaşımlarında Atatürk vurgusunu da yapan Birce Akalay bu konuyla alakalı Hakan Gence'ye şunları söylemişti. Kalbimden öyle geliyor. Ben bir cumhuriyet kadınıyım. Atatürk'e olan düşkünlüğümü herkes bilir. Şimdi de içgüdüsel olarak bunu daha çok paylaşmak istediğim bir zamandayım. Biz de ünlü oyuncuya kariyerinde başarı, ömrünün geri kalanında sağlıklı, mutlu bir yaşam diliyoruz.